Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bakıyorum mesafemiz ne kadar diye Gayet iyi. Var. Bugün Tülin Hanım gerçekten eli kolu dolu gelmiş biz hanımlar için. Tülin Hanım ne yapıyoruz bugün? Bugün biraz daha örgülerimizi incelttik. Hani ilkbahara uygun çalışmalar olsun istedik. Birbirine uyumlu renklerin böyle geçişinin tekrarlandığı uzun renk geçişli bir iplik kullanıyoruz. İki yumak kullanarak bu iplikle bu şekilde bluzlar yapıyoruz. Çok kolay bir çalışma bu. Yine burada da 2.25 yani 2.200 gibi pardon 2.200 gibi bir ip kullanıyoruz. 3 yumak almalıyız tabii. Şimdi buradaki çalışmamız ama bizim... Ama çok güzel olmuş bu. Çok kolay, çok kolay bir çalışma bir ama... Bir de çok kullanımlı. Çok kullanımlı, evet. Şimdi bu 42 bedene kadar rahat olur. Bu da 44 bedene bile olabiliyor. Şimdi burada biz yukarıdan başlıyoruz, kurulumumuzu yapıyoruz. Sayı olarak 18 tane şöyle biz şey kuruyoruz, kurulum yapıyoruz. 18 tane. Örgümüz kafeslerden oluşuyor ve arada zincirlerimiz var. Bu zincirleri yavaş yavaş artıracağız. Şimdi sayılarını göstereceğim. Bu 18 tane kurulumdan oluşuyor. Burası da... 19 tane, bir tane fazla. Çünkü burada öne 3 tane verdik. Kola 4 tane verdik bu bölümden. Arkaya 5 tane verdik. 1, 2, 3, 4, 5. Yine kola 4. Yine buraya 3. Şimdi bu çalışmaların kol altında böyle tekrar kol altına bir parça yaptık. Yani parça derken bu bölümü kol altına da dizayn ettik. Kol altlarında da birer tane var. Yani 20... Bir oluyor toplam. Burası da toplam 20 oluyor. Evet, şimdi çalışmaya geçelim isterseniz. Hadi buyurun. Burada söyleyeceklerim buyurun. Bu kadar. Buyurun. Ben de o tarafa doğru geleyim. Çok kolay. Zincir çekerek, kafes yaparak bir çalışma olacak. Gördüğünüz gibi böyle... sandalyemi şu şekilde çekerek. Şimdi renkli... İpliklerle çalışabiliriz ama düz renklerle çalışabiliriz. Burada düz renkler de var. Göstereyim. Şöyle düz renkler de var. Üzerini böyle renkli iplikle geçtik. Zincir işi bölümünü. Zeminini düz iplikle yaptık. Bu çalışmanın. Yani hani, çok güzel bir şey. İki yumak. Neyle örüyorsunuz? Kaç numarayla? Şimdi. Onlara da bakalım. 3 numara tığ kullanıyoruz. 3 numara ile örüyoruz. Yukarıdan başlıyoruz. Bunu hemen şöyle anlatayım. Başladınız? Şimdi burada ben zincir sayısı vermek istemiyorum. Çünkü aslında yuvarlak yapılıp zincir. Hani bu kurulum o zincirin üzerine yapılır. Ama ben yaşanacak sıkıntıları tahmin edebiliyorum. Bir eksik batılacak, bir fazla batılacak, sığmıyor denilecek. Biz işimizi garantiye alalım ve en kolay yoldan anlatalım istedim. Zincirimizi çekiyoruz. Hiç önemli değil. Çok çekelim, hiç fark etmez. Şöyle kendimize ölçelim. Bir dakika zinciri. Görelim onu. Hı-hı. Evet ölçelim. Şöyle bir uzun bir zincir olsun. Sonra yani birleştirin ve biraz da şöyle uzun, düşüklüğü fazla, de olsun. Fazla çok fazla olsun hiç önemli değil. Şimdi keseceğiz çünkü. Burada 3 numaralı tığ kullanıyoruz. Zincirimizin gevşek çekilmesi çok önemli. Kesinlikle sıkı çekmiyoruz. Gevşek çekiyoruz. 3 numaralı tığ ile 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığının başına dolayıp. Alttan atlıyorum bir tane ve böyle batıp ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzan ile şimdi kafes bölümümüz olacak 4 tane ama. 4 tane böyle ikili trabzan ile zincir çekiyorum. Arada 2 zincir çekiyorum fakat zeminde bir tane atlıyorum. Bu çok önemli. Zeminde bir tane zincir atlıyorum ve batıyorum. Şimdi 4 tane bu şekilde kafes yapıyoruz. Arada 2 zincir. Tığımın başına doluyorum. Zeminde bir tane zincir atlıyorum. Hemen batıyorum. Şimdi 4 tane böyle kafesimi hazırladım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şurayı göstermek istiyorum. Şimdi burada bizim 4 tane kafes bölümümüz var. Bu 4 kafes bölümü burası. Burası oldu. Arada şimdi yavaş yavaş arttıracağım zincir bölümü var. Şimdi zincir bölümü 3 zincirle başlıyor. 3 zincirimi çektim. Buralarda 2, 2 çekmiştim. Fakat arada iki tane zemin atlıyorum. Şey iki tane delik atlıyorum, zincir atlıyorum. İki zincir atladım ve battım. Böyle yine devam ediyorum.
4 tane yapıyorum. Şimdi hemen diğer aşamaya geçerek oradan göstereyim. Şöyle biz zincirimizi attık. Fazla fazla, hiç önemli değil. Şu kurulumu yapıyoruz. 18 tane şöyle 4 kafes kuruyoruz. Buna 1 diyorum. 1, 2, 3, 4. Bu 4 kafese 1 diyorum. Arada bir 3 zincirim var. Zeminde 2 atladım. Bunun sebebi şu kavisliği verebilmek için. Eğer zeminde de 3 atlarsanız, bunların arasında 2 atlarsanız yukarıda 2 çekip bu kavisliği veremeyiz. O yüzden yukarıda 2, zeminde 1. Ama bu arada yukarıda 3, zeminde 2. Şimdi bu 1 diyelim. Bu aramız. İkinci kafeslerimiz. Bu üçüncü kafeslerimiz. Bu aramız. Böyle 4. kafesimiz, 5. kafesimiz. Bölüm bölüm böyle sayıyoruz. 18 tane bölüm kuruyoruz. Kurduk. Bitti. Her bölüm 4 kafesten oluşuyor. Her bölüm 4 kafesten oluşuyor. Şimdi hani garanti olsun, sığdıramazlar falan, zincire sıkıntı yaşanmasın diye şöyle kesiyoruz kalan zincirimizi. Onu atıyorum. Buradan birkaç tane zincir çekilip şuraya bağlanır. Şöyle yaparız. Yuvarlıyorum şimdi bunu. Yuvarlak örüyoruz çalışmamızı. Bu zinciri aşağıya bağlarız. Arada da zincir iki tane bırakırız ve bağlantı yaparız. Şimdi hemen karşıya geçiyorum. Evet. Şimdi iki zincir çekiyorum ve bu karşıya geçiyorum. Bağlantı yapıyorum. Bağlantı yaptım. Bunu da aşağıdan bağlarız buraya. Ama işimiz garanti olur. Hani sığdıramama evet, durumu evet, olmaz. Şimdi yükseliyorum. 2, 3, 4. Devam ediyorum. Trabzanlarımı yapmaya. Kafeslerimi yapmaya. Üzerine 4 kafes yapıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Hemen yine diğer aşamaya geçmek istiyorum. Böyle yaptık. Tabii ipliğin farklı renklerinden geliyor böyle aşamalarda ama. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane kafes yaptım. Arada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Çünkü bu arada 3 tane zincir çekmiştim. Buralarda 2 çekmiştim. Başına doluyorum tığımın. Tekrar geçiyorum. İkili trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir. Böyle devam ediyorum çalışmama. Yani 4 tane buraya yapıyoruz. 4 tane buraya yapıyoruz. Arada 3 zincir. Şimdi bu aradaki zincirler 2 sırada 1 artacak. 2 sıra 3'lü, 2 sıra 4'lü, 2 sıra 5'li, 2 sıra 6'lı, 2 sıra 7'li. Böyle arttırıyoruz. Şimdi onu yakından göstermek istiyorum. Böyle zemini saymıyorum. 2 sıra arada 3'lü çektim. Bunlar hiç değişmiyor. Bunlar sabit ilerliyor. Şunlar sabit. Bunlar sabit. Zincir 2 sıra 3'lü oldu. Şimdi devam ediyorum. Üçlüden sonra tabii örüyorum. Döne döne örüyorum. Döne döne örüyorum. Ama bu aradaki zincirleri şimdi 2 tane üçlü olduğu için şimdi 4'lü yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tığımın başına doluyorum. Hemen yine kafeslere geçiyorum. 2 trabzan, arada 2 zincir. Böyle kafesleri örüyorum. Şimdi şurası önemli, şu aralar. 4'lüye geçtim. Hemen diğer aşamama alıyorum. O giderek artıyor. Artıyor. Diğer aşamamı aldım. Şimdi zemini saymıyorum. 2 tane ikilim var. 2 tane dörtlüm var. Şimdi 5'e geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Kesinlikle sıkmamalıyız elimizi. Eğer sıkarsak, şimdi 42 bedene oluyor dedim. Olmaz. Küçük olur. Şimdi üçlü yapmıştım 2 tane. 2 tane dörtlü yapmıştım. 5'liye geçtim. Şimdi bu şekilde örgümüzü döne 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 biz örüyoruz. Nereye kadar? Şu kol evine kadar. Yani zincirler 15 taneye ulaşacak. Üçlü, dörtlü, beşli, iki tane, altılı iki tane, yedili iki tane, sekizli iki tane, 15'li iki taneye ulaşınca biz her sayıdan iki tane evet, mi var? Her sayıdan iki tane. Çok gevşek örüyoruz. Çok önemli, tekrar tekrar söylüyorum. Şimdi kol evine geldik. Fakat büyük beden diyelim ki 48 beden. 48 beden ne yapmalı? Kendisini ölçtü ve bu o olmaz ona. O zaman burayı ne yapar? 15'te değil, 18'e kadar ilerler. 2, 2, 18 güzel sayısına çıkar. Sonra biz bunu 18 tane kurduk. Ama
büyük beden, 44 beden mesela, bunu 22 kurabilir. 22'yi bölebilir. Kollara biz 4 tane verdik. 1, 2, 3, 4 tane bölüm verdik. Ondan sonra öne 5 tane verdik. Bu kolda da 4 tane, arkada da 5 tane. Onlar, hani bu kol kendilerine olmazsa, buraya bir tane daha eklerler arayı. Şimdi geldik kol altına. Şimdi önce kafes oluyor, sonra zincir işi de mi var? Şimdi evet, şöyle göstereyim. Sonra üzerinde zincir işi var. Hmm. Şimdi bu bizim şeyimiz. Bu hali bile güzel. Bu bizim çalışmamız, örüldü. Şimdi burada şunu göstermek istiyorum. O kadar önemli ki. Şimdi bu çalışmayı ben kendim, hani ilk kurulumu yaparken, modeli çıkarırken çıkardım. Ama bunu bir hanıma verdim. Aşamasını bize hazırladı. Aynı, o da 3 numara ile ördü. Fakat ben de 3 numara ile ördüm. Benimki çok gevşek ve rahat. Onunki sıkı. İşte burada bunu göstermek istiyorum. Çok önemli. Mesela bu sıkı bir örgü. Burada kolu ayıralım. Şimdi 5 tane bölümü sayıyoruz. Şöyle burada şöyle yapayım. Bir tanesini ayırdım. Gösteriyorum şimdi. Şurası olacak. Burayı sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu bizim önümüz. Zincirimizi çekiyoruz 15 tane. Çünkü biz 15'e kadar ilerlemiştik. Tamam. Zincirimizi çektik. 15 tane. Burada hemen kolu ayırıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Kolu ayırıyorum. Tığımın başına doluyorum. Burada geliyorum. Buraya. Şuraya batıyorum. 1, 2. 2 kere de çıkıyorum. Şimdi bu benim kolum. İki tane burada var, iki tane burada var, aralarda zincir var, altta zincir. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi bu kol işte hani sıkarsak dar olur. O yüzden çok gevşek örmeliyiz. Büyük bedenlerde buraya bir tane daha eklemeli yukarıya. 5 tane yapmalı. Evet, böyle örgüme devam ediyorum. Ayırıyoruz yani, orayı ayırdık, ayrı örüyoruz. Ayırdık. Şimdi ne oldu? Burayı ayırdık, burayı ayırdım, burayı ayırdım. Şimdi bedeni örmeye başlıyorum. Döne döne şu bedeni örüyorum. Döne döne örüyoruz. Şimdi kol evinden sonra... Yalnız çok güzelmiş. Mantığı da çok kol güzel. Evinden sonra, şimdi kol evine kadar iki zincirde bir tek sayı arttırdık. Yani beşli iki tane yaptık, altılı iki tane yaptık, on beşli iki tane yaptık, kol evine geldik. Buradan sonra 10 tane de bir arttırıyoruz. 10 kere 15 zincir örüyoruz. Sonra 16 yapıyoruz zincirimizi. 10 tane örüyoruz, 16, sonra arttırıyoruz. Yine arttırıyoruz. Hep böyle 10 tane de bir arttırıyoruz. Baktık biraz hani dar geliyor bize. İkişer tane zincir arttırırız. Böyle arttırarak bitiriyoruz. Şimdi 4 tane kolumuza bunu 1, 2, 3, 4 tane dedim, ayırdık. Kol evinin altından zincirle geçmiştim biraz önce. O zincirle geçtiğim yerin üzerine 4 tane kafes kuruyoruz. Şu zincirle geçtiğim yerin üzerine şöyle bakalım. Burada zincirim var. Burada da zincirim var. Ama benim desenimin arasında 4 tane kafes var. O zaman buraya 4 tane kafes kurulumunu yapıyoruz. Yani şurayı yapıyoruz. Şu 4 kafes kurulumunu kol altına kuruyoruz ve böyle döne döne örüyoruz örgümüzü. Tabii kola geldiğimizde de kolda da şunu yapıyoruz. Kolun altında da böyle zincirimizi atıyoruz. Çünkü bir zincir, bir dörtlü kafes. Bir zincir bölümü, bir dörtlü kafes bölümü olacak. Böyle kolun altına da zinciri atarak kolu da döne döne örüyoruz. Böyle bitiriyoruz. İstediğimiz boya ulaşana kadar. Yani o şeylik, gevşek örülmesi. Evet, çok önemli. Olayın böyle kıpır kıpır olmasına. Evet. Hani böyle. Evet. O çok önemli. Onu sakın unutmayın örerken. Çok önemli. Çok önemli. Şimdi çalışmamız bitti diyelim. Bunun üzerine zincir işi yapıyoruz. Zincir işi yaparken kendi rengiyle yaptık biz bluzlarımızda, hırkamızda kendi rengiyle yaptık. Ama burada görünebilmesi için böyle tam zıt bir renkle devam edeceğim ki anlaşılsın ne yaptığım. Şöyle. Burada 5 numaralı, yani üzerinde 8 yazan büyük tığımı alıyorum. Bu çok önemli. Tığımız büyük olmalı. Tığımı geçiriyorum. Şimdi bu zincir işi bölümleri de böyle yapıyoruz.
uzatarak tığı batırıyorum, yukarı çekiyorum. Batırıyorum, yukarı çekiyorum. Batırıyorum, yukarı çekiyorum. Böyle bu kafesleri böyle örüyoruz. Çok rahat uzata uzata ipliği alttan alarak kendi rengiyle yaptık biz mankenlerin üzerindeki bluzu ve burada hırtayı. Burada ayrışsın diye böyle yapmanız evet, çok iyi oldu. Evet, burada ayrışsın diye böyle yapıyorum. Şöyle yapıyoruz. Böyle yaptık. Dönüyoruz. Burada dönüyorum. Hemen yanındaki kafese geçiyorum. Yanındaki kafese geçtikten sonra da böyle aşağıya doğru devam ediyoruz. Çok kolay, çok zevkli ama çok güzel duran bir çalışma. Buharlı ütüyle ütüyü üzerine bastırarak, buharlı ütüyü üzerine bastırarak hiç korkmadan çok güzel ütülüyoruz. Bu çünkü ütülüyoruz güzel. Ütülüyoruz. Güzel. Evet. Bu çünkü örgünün açılmasını sağlayacak. Böyle, böyle zincir işi yapıyoruz. Tabii üzerine İplik de. İplik altta. İplik altta. Zincir işinde unutmayalım. Üzerine de böyle zemini düz renkle yapıp üzerine de renkli kullanırsak istediğimiz renkleri böyle ayırarak da her ton gelsin diye kullanabiliriz. Burada da iki yumak kullandık ama tabii iki yumak düz renk bir de üzerine renkli almalıyız. Biraz oyalayan bir şey gibi görünse de evet. Ben çok beğendim. Çok, çok güzel. Kolay. Her türlü giyilecek bir şey. Yani baharın bence evet. Olayı olur bu. Şimdi hırkanın üzerinden bir şey gösterebilir miyim? Buyurun, ben uzağa gideyim. Tamam. Şimdi burada biz 18 tane şu bölümden kurduk. Ama burada burada kaç tane vardı? Bir saniye. 18 kurduk buraya. Kol altlarına da birer tane böyle kurduk. Biraz önce gösterdiğimi 20 oldu. Evet. Burada 21 tane var. Neden? Eşit gelsin diye 1, 2, 3 tane önüne, 4 tane koluna, yine 5 tane arkaya, 4 tane bu kola. Bunların da kol altından yine aynı çalışmayı yaptık. Burada da 3 yumak almalıyız ve 2-250 gibi bir iplik kullanıyoruz. Kenarına da geri sık iğne yapıyoruz bu çalışmanın. Hani gram yani. Evet. Tabii gram. Yani 2,5-3 çile evet. Olsa yetiyor. O yeter. Şimdi büyük beden ve hırka yapmak istemiyor, bluz yapmak istiyor. Tabii burada biz 18 kurduk. Onlar 20 kurabilirler, 21 kurabilirler. Ayarlamaları gerekiyor. Yani kolu genişletmek için üzerine bir tane verirler. Önü genişletmek için bir tane daha böyle dörtlü önüne verebilirler. Çalışma böyle. Çok kolay bir çalışma. Çok güzel. Kol altına bir taneyi nasıl ilave ediyoruz? Onu kafes, dört tane evet, kafesi kol altına ilave ediyoruz. Burada kalalım. Kol altına bir taneyi ilaveyi zincir yapıyoruz. Çekmiştik. Zincirin üzerine dört kafesi yapıyoruz. Dört kafes yapıyoruz. Anladım. Dört tane kafes ilave ediyoruz. Dört kafes yani. İlave ediyoruz. Dört o kadar. Dört tane kafes ilave ediyoruz. Açılımlar yine aynı. Evet. Evet, anlayamadım Erkan, kusura bakma. Peki. Evet, Tülin Hanım. Evet. Dört tane kafes yine aynı zincirleri, zincir sayısını kafeslerin yanındakiler tabii, aynı tabii, kuruyor. Tabii aynı şekilde. Hangi sıradaysak. Evet. Bir önemli konu da benim anladığım kadarıyla, yani bir zincir çekiyoruz iki kere. Evet. İki zincir çekiyoruz iki kere. Hep iki kere. Üç zincir çekiyoruz üç kere. Evet. Yani yaptığımız aradaki zincirleri İki sıralıyoruz. Evet, hep iki iki sıralıyoruz. Kol altından sonra da 10 sırada bir arttırıyoruz bir tane. 10 sırada bir tane. Tülin Hanım, şu yelekle ilgili galiba sorular evet, var. Evet. Ama çok güzeldi. Bu da çok güzeldi. Teşekkür ederim. Geçen hafta yapmıştık. Lütfen buyurun. Şimdi büyük bedeni sordular tabii ki. Büyük bedeni nasıl yapacağız? İki yumağı nasıl kullanacağız? Bir gösterelim şimdi neden bahsettiğimizi. Göstermeyeyim. Yeleği bir yeleği göstereyim. Şimdi biz çarşamba günü bunun bir yumakla olanını anlatmıştık. Ama büyük bedenler iki yumak nasıl yapabilir? Onu göstereceğim şimdi, onu söyleyeceğim. Püsküllü yelek hatırlayacaksınız. Püsküllü yelek. Çok da beğenildi. Yine püskülsüz iki yumak da kullanabiliriz böyle. Püskülsüz de iki yumak kullanabiliriz. Ve büyük beden yapabiliriz. Burada farklı kurulumlar yaptık. Ben vaktimiz varken. Geçen hafta çarşamba günü izleyebilirsiniz.
Evet, video sorunları Tülin Hanım, var. Tülin Hanım çok çabuk anlatırsınız. Hemen anlatıyorum. Şimdi iki yumak kullanabilmek için öncelikle bu açıktan koyuya uzun renk geçişini iki yumak alıyoruz. Ve iki sıra bir yumaktan, iki sıra bir yumaktan kullanıyoruz. İki sıra bir yumaktan, iki sıra bir yumaktan hiçbir şekilde ipliği koparmıyoruz. Koparmadan iplikler bitene kadar örüyoruz. En önemli özelliği bu ipliğin bu. Şimdi büyük bedende kaç kuracağız? Çok soru aldık. Büyük bedende, şimdi küçük bedende biz şöyle kurmuştuk. 10 buraya kurduk. 7 buraya kurmuştuk, 7 buraya, 10 buraya kurmuştuk. Bu büyük beden olduğu için sadece şu değişiyor. Yine 10 buraya kuruyoruz, kolun üzerine 10 kuruyoruz. Arka için 7 kurmuştuk, onu 10 yapıyoruz. 3 arttırıyoruz yani 10 kuruyoruz, burayı da 10 kuruyoruz, burayı da 10 kuruyoruz. Yani 10, 10, 10, 10 kuruyoruz. Önleri zaten göstermiştim, onu videodan izleyebilirler. Burada sadece şurası çok soruldu. Şurada kayarak yani ilmek kaydırarak şu kol altında gösterdiğim ilmek kaydırma işlemini burada ilmek kaydırarak hani buraya geliyoruz. Şimdi bunun tam geldik ördük diyelim sık iğneyi yaptık ve ördük. Maalesef peki geçmek zorundayız. Evet. Bunu eğer seyircilerimiz isterlerse tekrar anlatırız. Tamam. Sizlerin sayfalarında da var değil mi bu anlatım? Tabii videoda var. Evet, belki var. Koyabilirsiniz. Bizim tekrar yayınlarımızdan da izleyebilirsiniz. Geçen hafta çarşamba günkü yayında bunların teferruatlı anlatımları var. Evet. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.